Şimdi tabii arsayı bu şekilde arkadaşlar yaptığımız için neydi malzemenin olayı? Şimdi bunu buna boşalttım ben, değil mi? Oğlum ben böyle şansın içine edeyim ya. Bu mevzu bugmış. Şunu şuraya satalım abi. Buradan biraz pere gelsin, pere. Yani boşaltalım abi kasadaki malı, ne geliyorsa. Allah bereket versin hocam. Şimdi kontratlara gel. Bunu da toplayalım. Yani bu onun... Bu işler uzun işler, hiç bulaşma. Bizim tarlaların ekimi yapılacaktı, değil mi? Ama ve lakin bir dakika. Şu. Kaç para bu? 202 bin. Güzel. Abi hala büyüyor diyor ya. Hoş değil. Biraz zaman hızlandırıp şunun hasada hazır hale gelmesini mi beklesem ya? Ne var ki orada? Orada ne olduğunu anlarız ki. Şu ne renk bu? Burada buğday var. Güzel. Bence buğday ekili oraya şu an. Buğdaydan para kazanabilir miyim? Kazanırım abi. O yüzden şöyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi bir içeri al abi. O tarlayı alacağım kardeş. Bu 23, 22 değil, 23'e gidiyorum şimdi. 23'ü de araziye aldık mı olay tamamlanacak.
Tamam, motoru kapat. Escape'e bas abi. Üstünde ürünle birlikte bu araziyi satın alıyoruz abi. Allah bereketini göstersin hocam. Yeni arazimizi de satın almış bulunmaktayız. Şimdi zamanı hizlendir. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu arazinin muhabbetini bir hallediverelim. Şurayı bir halledeyim. Kendine bir gelsin. Hele 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 hele. Çok güzel olacak abi. Ben şeyden yana sıkıntım olacağını sanmıyorum. Biraz hızlı bir şekilde büyütelim arazimizi. Bir yardıralım. Orası yardırırken ben şu banka bana kaça kadar borç veriyor merak ettim. Olmadı çekeriz anasını satayım hepsini. Hay maşallah 670 bin euroya kadar veriyor. 200 binimiz oluyor. 200 binimizde de çok bir şey alamıyoruz. Yani hepsini geri öde. Şimdi dur. Bir dip kazan almam lazım benim. Bir de bu ne oluyor lan? Yabanot çıktı ha. Değil mi? Şimdi bir dakika dur. Meyve türleri büyümeye büyüyor. Toprak bileşimi yabani ot diyor. Hemen hoptan ulan. Biraz geri alalım hocam. Evet. Herbisit modülünü yükselt. Yapıştır. Bir almışız madem ürünü adam gibi bakalım değil mi? Sen buraya herbisit döndürürken ben şu gübre tankini alıp geleyim oraya abi. Bir yerleri otopark olarak kullanmam lazım abi. Hadi aslanım yaparsın sen. Sen şimdi burada böyle bekle. Buradan çıkan mahsulü de kullanacağız abi yani yapacak bir şey yok.
Hızlı bir şekilde şu arkadaşı halledelim. Sen onu doplarken seni gönderelim hocam. Hiç gübrelenmemiş abi. İlk tur gübreyi ben atıyorum. Aynen. Yani buna bir tur daha gübre atacağız biz mecburen. Gübre aleti burada kalsın. Şimdi ben bunun arkasına neyi takacağım? Pulluğu takacağım. Bu araziye pulluk vurmam lazım çünkü sürmem lazım. Aslına bakarsan yani burası iplikhane değil mi? Evet, burayı otopark olarak kullanabilirim şu an yani. Şunun arkasına pulluğu takalım şimdi. Pulluk. Yani daha fazla makineye ihtiyacım olacağı kesin şu an abi. Bunun arkasından bir tur daha gübre atılacak buna. Güzel. Böyle bekliyoruz abi. Bir tur daha gübre atacak ona. Bizim diğer arazilerde zürülmesi gerektiği falan demiyor değil mi? Şimdi bir tane gübre malzememiz var. Pulluk bir tane var. Bu pulluğun bir tane olması çok hoş değil çünkü 5 tarla zaman alır. Yani 200 bine kadar para borç alırım ama şu anki durumumda yani bir pulluk alsam bile 3 traktörüm var benim hocam. Yani tek ekim makinesi pullukta sırayı beklesen sorun olmaz ama ekim makinesini arttırmamız lazım. Şöyle bir şey lazım. Şu Lemke'nin ayçiçeği ekim için kullanacağımız makineyi de alıp çift ekim makinesine geçersem
iki taraflı ekim yapılır. Hani bir yer farklı, bir yer farklı olur ama o zaman tabii ekstra birkaç malzeme daha lazım hocam. Şimdi küçük traktörlerle takılıyorum. Şimdi bana orta traktörler lazım. Şimdi lemkeni fendite bağlarız. O zaman da zaten bu boşa çıkacak. Bununla çekeriz o kasayı. Ama sürekli bir doldur boşaltımız olacak. Değil mi? Tabii. Abi sürekli doldur boşalt yapacağız. Onun yerine para kazanmaya arttırmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Şu saman satışı yapılan yer şurada bak dibimizde. Bu arazilerde arpa veya işte buğday ekimi, saman çıktısı soyadı da var bildiğim kadarıyla. Kısa süreliğe başlatalım hocam. Bizim için en önemli noktalardan biri şu saman için yükleme vagonu şart oldu abi bize. Şimdi 34 bin. Bu 26 bin. 16 bine 30 bin. 23 bin. 45 bine ne veriyor? 20 bin. Yani abi şu 34 binlik kasa işimizi görür şimdi bu kadar arzada ama 80 bin bayılacağız bu kasaya. Bir de 120 beygir istiyor. 120 beygir istediğine göre bizim bu Valtra'ya bir göz atalım hocam. Fendt var bende 150 beygir. Valtra kaç? 100 beygir. 260 beygir. Şimdi yani şu ikisi onu çeker. Elimizde o beygirli zamazingoyu çekecek alet var. 35 bin diyor. 100 bin 35 bin diyor. Şimdi abi bak 34, 35. İki beygir. Bunu orta traktörle çekeceksin işte. 124 bini verirsen. 42 bin topluyor. Bence iyi topluyor. Yani bu olabilir. Bayağı da büyük kasa. Yani 5 kasadan 42 bin litrelik büyük bir saman kasası bu. Ama çıkar mı? Çıkar. Bu kadar araziden 42 bin bence çıkar. Saman olarak. Ama tur dönerek 34 binliğini almayı tercih ederim. 80 bin verip bunu alacağız abi. Bu malı alacağız. Sonra da saman toplama işleri yapacağız. Bu niye dönmedi? Ha, bitirmiş. Çok güzel. Otopark arazi biraz sıkıntılı. Thank you.
Olmadı lan, beceremedim. Tamam. Şimdi bu büyüsün, şu fent bunu bırak abi. Fendin gücü yüksek çünkü, küçük traktör ama gücü yüksek. Yani 20 tonluk kasaları bu traktör çeker abi. Biçer biraz yorulacak. Ananı. Evet, biçer yorulacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun büyümesini bekleyeceğiz. Ben bu arada 80 bin o aleti alacağım abi. Biraz para çekelim. Bin. Bas düğmeye. Gübre dağıtıcı, detaylar. Ya 35 bin hasar kasası var. İyi. İzin beygir istediği için bunu şey için alıyorum. 3 traktörün üçünde de bunu kullanabilmek istediğim için bunu alıyorum. Ama tabii şöyle bir şey var. Valtra'ya ürün kasası çektireceğiz. Ya şöyle düşün. Römork olayına geldiğin zaman bak burada voltaj vermiyor. Ürün kasası çektireceğiz Valtra'ya. Aslında 100 bine şeyi de alabilirim. Abi ben 100 bini vereyim. Bu 125 bin değil mi şu? 100 bini ver abi, 35 bin. 34 bin lan, 1000 var lan arada. 1000 litre için ne gerek var? Bunu al ya. Al abi malı. Tamam, birazını geri ödedik. Şimdi saman işi için fent boş dedi mi şu an? Saman yığınını etkinleştir. Gidelim abi, yükleme vagonumuzu alalım.
Hadi bakalım. Elimizdeki cihazlarla küçük küçük malzemeler ekleyerek pardon ya, yönüm karıştı tabii. Hava karanlık olunca görmüyorum önümü. Dön oğlum. Biçer çalıştıktan sonra biçerin peşinden gireceğim çünkü. Şimdi gel haritalara. Aa, büyüme turuncuya gelmiş. Güzel. Çok fazla şey yapmayacağım. Yani ne çıkarsa bahtımıza olayına gireceğiz abi. Şimdi ne çekeylerse bahtlar ona çekeyler. Evet, başla bakalım kesmeye yiğidim. Evet, buğday. Biçerdelerle aynı hızda yapacağız ki sorun yaşamayalım, değil mi? Evet. 35 bin abi samanı yani. Gayet güzel. İlk saman toplamayı da yaptık.
Evet, biçerin peşinden gayet hoş bir şekil kidirik. Bu da bir işçilik tabi ama bence samandan kazanırız abi yani. Hadi oğlum. Ay 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 ay. Evet, samanı topluyoruz. 35 bin kasa boyutu bence iyi. İyicene bir dönsün de. Evet. Yani bu tarladan 35 bin çıkacakmış gibi bir his var içimde ama dur bakalım. Güzel, güzel, güzel. Ananı avradını dur. Koş 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 koş. Pulluktan kaçıyoruz anasını satayım ya.
Hemen bunu götürelim abi. Samanlığa boşaltıp geri gelelim. Bir kasa saman çıktı oğlum, iyidir. E tabi yırtıyor biraz. Valla samandan da iyi para geliyor. Abi 34 binden 3000 euro yani. Ana avradını. Heh. Bunu satacağım diye kıçımı neyi yırtacağım, anasını satayım. Şimdi biçer demeli park edelim abi bir yere. Valla beleş otopark. Bu soya fasulyesinden de saman yığını atıyor ve hayvan gibi bir yığın atıyor yani. Şimdi en uzak tarladan başlayacağız ekmeğe.
burada öyle uçuk kaçık paralar kazandırmıyor ama ekim makinemizi açabiliriz. Evet. Bunu götürüp satıp gelelim abi. O arada da şey bitsin. Bunu restoran noktasına satalım. Çok büyük bir buğday çıkmadı. O yüzden ne kadar paraya dönerse bizim için o kadarı iyidir. Hadi bakayım. Allah bereket versin. Satış. Ya abi. Yakında o araziyi alacağız ve silomuz olacak. Evet, kasaları bıraktık. Traktörümü park edeceğim, traktör. Yani bence çok güzel. Yakında hepsi kasalı aletlere dönüşecekler zaten. Şimdi o Lemke'nin ayçiçek mayçiçek muhabbetini alacağımız makinenin dandik tarafı şu. Ona traktör feda edeceğiz abi. Tabii taksiyon yapamam, ona uğraşamam yani. Önü ayrı, arkası ayrı.
Bak. Malzemeleri böyle güzel güzel dizecuk. Asıl mevzu şeyde patlıyor gençler. Şimdi bu arazinin ekimine ciddi anlamda ekime devam etmek lazım ve dünyanın tarlası var. Bu ekim biter mi, bitmez mi? Allah büyüktür. Hadi başlayalım lan. Soya fasulyesi. 1, 2, 3. Bismillah. Gübrelemeye sonra gireceğim abi. Şunu bir ekeyim önce. Şu makineyle ilgili de ekicilere gel şu ikili. Bak 26.000 ve bu 110 beygirlik makine olacak diyor en az. Şimdi 110 beygirlik makine istiyorsan bir de önde yükleyicisi olan bir alet olması lazım. Bunun gibi 83.000 diyor abi 99 beygir. Ben bunu 117 beygire çıkarttığım zaman fiyatı 92 oluyor. Tamam. Orta traktöre gel abi. 102 bin. Ama 125 beygir. Öbürü daha ucuza geliyor. Bu daha uyguna. Şu daha uyguna geliyor hocam şu. Bu kendiliğinden 102 beygir. Bu direkt 105 beygir. Aha 110 beygir. 92. Şimdi bak bir dakika. 110 beygir 92. 110 beygir. Bu da 110 beygir. Bu da 110 beygir. Ama bunun ön yüklemesi yok. Bunu alacağım mecbur. 111 bin istiyor. 110 beygirlik makineye. Kardeşim burada 125 beygirliği var. 102 bin. Orta traktör. Bir de 111 bini buna vereyim. 111 bini buna vereyim. 111 değil de 117 bin verdiğim zaman bu motor ne oldu abi? 155 beygir oluyor. 127 verir 175 beygir oluyor. O zaman burada fiyat performans yapacaksak eğer hocam alınacak makine budur. 83 motor bir motor kuruluyor buna 117 beygir abi. Bunu alıyorsun 92 bine. Bunun üzerine lemkeni kuruyoruz abi. Bunun üzerine kuracağız lemkeni. Tabii bunu tek başına almam bir halta yarar mı? Yaramaz. Niye yaramaz? Bir de biçer almamız lazım. Onun için. Bir de o muhabbet var. Tamam, küçük traktör New Holland alacağız abi. Bu öne bağlantısı yapılıyor. Güzel. Ekiyor musun sen? Aferin aslanım sana. Ekmeye devam et. Şimdi. ...362.000 diyor buraya. Silo milo her var burada zaten. Buraları almanın bir manası var mı abi? Hani
Mesela buraya aldığını varsay. Buraya el yapımı tarla yaparsın ama ağaçları yok etmen lazım. Ha neyse. Yani şunu almamız için 300 bin küsüre ihtiyacımız var bizim. Bize şu anda banka çok yüksek krediler vermeyecektir. Bir kısmını geri ödememiz lazım çünkü. Bankadan çekeceğim krediyle o ayçiçeği muhabbetini yapabilirim. Ama o ayçiçeği muhabbetini çok küçük ekipmanlarla yapacağım abi. O 362 binlik arazide. Ek oğlum ek. Çünkü öbür türlü kurtarmıyor abi. Araziden bunu bitirdin mi ekimini? Teşekkür ederim. Her şey güzel olacak. Hadi bunu ekelim. Şimdi gayet güzel. Ekim cihazları da çalışıyor hayvan gibi. Tabi biraz alet kıçını yırtıyor bunu çekmek için de. Çok merak ettim. Normalde bu Mibzer kaç? 150 beygir diyor. Alet 150 beygir işte. Evet. Benim Fendt 150 beygir abi. Yo, beygiri tutuyor hocam. Yani minimum 150 beygirden bahsediyor büyük ihtimalle. Sıkıntı yok abi, sonuçta çekiyor yani. Bunda gübreleme olsaydı çok daha yüksek isteyecekti.
Şimdi tabii abi makineler... Gel abi araziye. Suyu fasulye rengine boyuyor. Bence lemken arıza yaptı abi. Ekici abimiz bir tamir istiyor olabilir. Yani ben elimdeki cihazların sağlığını böyle toplu bir listede görebilsem keşke ama göremiyorum işte. Oğlum bir dakika lan burada ayarlarda bir tuhaflık mı var? Yardımcıyı yeniden doldur tohum. Allah cezanı vermesin. Kapalı makineyi kullan. Lan diyorum niye makine azalmıyor bende ya? Şu anda 5 arazimiz var bizim. Güzel. Şöyle yapalım mı? Öyle geri. Lazım olursa çekerik 5. Güzel. Fendt kıçını yırtıyor resmen. Evet. Bu arada kontrat muhabbetine bir bakalım mı? Şöyle iyi para veren bir kontrat var mı? Yani bu hızlı biter. Hayvan çiftliği noktasına götür diyorsun da hayvan çiftliği noktası
Yani 18 bin yani çevir oğlum. Ek çocuğum, haydi bakayım. Evet. Bir arazimizin daha ekmesi bitti. Evet, buradan devam ediyoruz yine tarlamıza ekmeye.